Herkese günaydın. Yeni bir videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Serhat'la birlikte alışveriş merkezine geldik. Uzun zamandır Serhat'la birlikte takılmıyorduk. Şöyle boşsa girelim. Neresi? Aslında yana da çıkabilirdik. Burası neresi şu an? Neredeyiz? Burada yazması lazım buradasın diye. P2 burası. O zaman nereye gideceğiz? John Lewis'in oraya, yani buraya. Ground floor. Evet. Uzun zamandır dışarı çıkmıyorum. Gel. Gel, gel. Ay. Ay, çabuk yakala. Ben niye seni dinliyorum ki ya? Niye dinliyorsun ki beni? Burada yazıyor ama P3. Ha, P4'e çıkmışız o yüzden be. P4'deymiş, kimse bakmadı. Şimdi P3. Benim suçum yokmuş. Gel. Takılacağız öyle biraz. Aslında çok yorgunum. Dün de başımıza gelmeyen kalmadı. Arya'nın olayı bayağı tıkladı. Bacağım ağrıyıp duruyordu. Ağrıyordu deyip duruyordu. Cumartesi parkta düşmüştü çünkü. Ben kuaförde saçımı yaptırırken Baran'la Miskin'le işte hepsi parka gitti ya. Monkey Bağız'a çıktı. Hani bu çocuklar tırmanıyor ya böyle. Orada da düştü. Neyse sadece yüzü yaralanmıştı. Ama hala ayağım ağrıyor diyordu. Şöyle biraz çekeyim, konuşayım. Hızlı hızlı. Boş, ne güzel. Ondan sonra da neyse ben dedim bacak arası hani sıcaktan işte birbirine değince dedim herhalde tahriş oldu. Meğersem kızım ne diyorlar o bölgeye babe? Hip. Neyse gösteririm resimle ha. Resim koyarım orası. Dün hastaneye götürdük futboldan sonra, sanki uzun bir gün değilmiş gibi. Futbolda da sküterden düştü. Hastaneye götürdüm. Bu sefer doktor dedi incitmiş. İncinmişsin dedi çocuğum. Dikkat et dedi. Boyun masajı alsak ne güzel olur. Öyle. Kırık falan değil. Babe. O işe yarar mı ki? Pembe. 10 dakika bir ovalasın da. Öyle yani, neyse ki kırık değilmiş işte, incitmiş. Dikkat edeceğiz ona da. Müziği niye son ses açmışlar ki burada? İlk önce kendimize şöyle güzel bir içecek bir şeyler alalım. Shake gibi. Ya da yeşil içecek. Kahve değil de. Ben kahve içmedim ama ben gözüm dağılıyorum. Güzel gözüküyordu o. Gerçekten de güzel ve lezzetli görünüyorlar. Bayağı bir. Hem de kuru yemişleri de güzel görünüyor şurada. Bunlar sanki içi sert gibi. Hangisi? Evet, bunlar da bayağı güzel görünüyor. Neyse dönüşte biraz birkaç tane alak ve bir iki tane. Biz yarısını yeriz. Bir tanesini bölüşürüz. Sandviçleri falan da var. Kekler de güzel, lezzetli görünüyor. Biz daha kahvaltı yapmadığımız için şu an acayip acız. Makaronlar. Kekler de güzelmiş. Fikir olsun. Bakın ben bilmiyordum. Burada sipariş verebiliyoruz. Cebimden düşüyor. Kahvenizi aldık. Serhat şimdi Mospros'tan ceket var dedi. Şey alacak, takım. Ya bir gömlek falan yeterli olur. Ben mavi giyiniyorum. Sen de böyle mavi gömlek alsan daha şık olur bence. Ya da beyaz. Siyah alma. Ya mavi al. Şu mavi. Şu mavi mi? Hı hı. Şöyle bir mavi al. Ondan sonra takım oluruz. Şimdi şu rengi beğendik. Açık. Mavi renk tam benim elbisemin içine de uyuyor. Siyah pantolon denedi, güzel gidiyor. Aslında Serhat bunu beğendi takım olarak ama bu da aynı böyle salaş bir görünüm vermek için 6 tane adama sorduk maviyle gitmez dedi. Ve bak salaş bir görünüm vermek için böyle bir de toprak tonları dedi. Hani bunun pantolonu da var böyle. Serhat aslında bizim kendi düğünümüze de böyle salaş bir takım giyinmişti. Böyle tam yaz konseptinde değil mi? Bizim düğünde. Bizim düğünde de. Ceketim de işte bu tarz small ayakkabı ya, t-shirt O zaman alma. Normal siyah bence evde var zaten. Siyah ceketini giyersin. Takım yaparsın. Şimdi gitti bakacak.
Olur bence. Olmazsa da alırım zaten. Şöyle ben bizim tipimiz. Ha? En son onu şeyin düğününde almış. Süleyman'ın düğününde. Ha, iki sene. İki senede evet kilon değişmiş olabilir. Gömlek şu an 16,5 alıyorsan belki o da 16 idi o zaman zamanında. Tamam o zaman 16,5 mu alacaksın şimdi? Sen ne zaman kilo vermeyi düşünüyorsun? 16,5 al o zaman. Benimki şurada. Şu benimki. Bir tane de kravat alalım. Kravat. Kravat değil, kravat. Her yerde müzik var. Her tarafta müzik olduğu için böyle bir yöntem buldum kendime. Serhat'a dedim ki ayakkabı canım istiyor dedim. Yani bana ayakkabı alalım dedim. Yeni bir spor ayakkabısı istiyorum. Bu gördüğünüz Converse'lerden istiyordum. Yani dedim uzun yıllar önce giyiyordum. Sonra evlendim, evlenelim. Nedense rahat ayakkabıları tercih ettim. Converse'lere baktım. Bu Nike'lara baktım. Bunlar da çok hoşuma gidiyordu. Bakalım. Bunlar da güzelmiş. 70 sterlindi bunlar. İçini gösteriyorum size fiyatı olarak. Bu da güzel. Rengini çok beğendim. Yeşil karki rengi. O da 70. 70 miydi? 75 sterlindi. Böyle. Alışverişimiz hala devam ediyor. Serhat'a biraz Columbia'da iki çift takımı aldık. İşte kargo pantolon, iki üst. Güzel bulduk, denk geldi, aldı. Şimdi gidip kendimize böyle meyve dolu, bol vitaminli, mineralli bir juice yaptırmak istiyoruz değil mi? Biraz zamanımız da var. Aynı zamanda da dedik yürüyüş olsun işte bizim için. Zaman kaybedelim. Kendimize ayakkabı da aldık. Bayağıdır, uzun zamandır Converse giymiyordum. Herhalde çocuklara doğum yaptım ya, konu Converse giymiyorum değil mi? Hep bekarlığımda giyiyordum. Hep Converse giyiyordum o zaman. Bayağıdır da istiyordum uzun zamandır. Yaz gelince şöyle bir beyaz çift ayakkabı istiyordum ama Converse istiyordum. Neyse. Şimdi bakalım kendimize güzel bir tane juice alalım. Bu arada benim yemin ederim bu kanalı yani dayımı boykot edin diyorum. Siz gidip dayımı övüyorsunuz kızlar. Ciddi misiniz? Dayı diyorum ki boykot edin dayımı. Bana laf atıyor orada. Millet yazmış ki Ezgi dayını seviyoruz az biraz daha şey. Adama gaz veriyorsunuz ya. Oturdu. Hep oturuyor da hiçbir şey yapmıyor diyor. Gerekirse siz yapın. Şaka bir yana da yani. Diyorum kızlar linçleyin siz. Dayımı kafamızın üstüne çıkartıyorsunuz kızlar. Böyle olmaz. Yani yemin ederim beni linçleyin desem linç kelimesini duyar duymaz hemen aşağı yazarsınız ama. Neyse bu şekilde de 10.000 adımımızı yapmış olduk ha. Vallahi yaptık yani. Yaptık yaptık. Yoruldun mu? Ben de yoruldum valla. Ben kaç gündür zaten nişandan bu yana toparlanamadım bir türlü. Nişan diyorum bak kafa çalışmıyor ki. Kınadan beri toparlanamadım. Yani dinlenmeye vakit bulamadım. Şöyle bir işte geldik. Burada enerjili, vitaminli shake'ler var. Ben kendime şu ginger tonic'den aldım. Çünkü içinde ıspanak var, kokonat suyu var, zencefil var falan da filan yani elma. Ve neydi onun adı? Salatalık var. Güzel böyle yeşillik bir şey istedim. Diğerleri biraz daha meyve içerikli olduğu için zaten bakın altta kalorilerden de belli oluyor yani. Bu böyle 138 kaloriye bakmadım ama içindekilerine baktım açıkçası. Diğerleri de bol şekerli geldi bana. İstemedim şekerli bir şey. Ondan sonra da Serhat da bilmiyorum hangisini aldı ama o zencefil sevmediği için başka bir şey aldı. Sen ginger tonic almadın değil mi? Müzik var diye sesimi bastırıyorum. Hı? Sana aldım. Sen kendine ne aldın? Süper. Ha, süper. Tamam. Şekerli bir şey mi? Mangolu mu? Milkshake. Onun benzer. Şu neymiş? Banana loaf bread. Muzlu ekmek. Neyse biraz daha işte bakınırız etrafa. Ondan sonra da gideriz kızlar. Biraz daraldım açıkçası. Çocuklarımı aldık. Serhat eve uğradı. Devran'ın şeyini de aldı Derin'in futbol kostümlerini falan kıyafetlerini. Evet 7'ye 7 oynayacaklar.
tavuk çorbası sipariş verdi Serhat. Biz de fındık lahmacun sipariş verdik. Bekliyoruz şimdi. Hava da güzel böyle. Bizim okulların orada. Okulun orada. Geçenlerde Mizgin gelmiş, Serhat gelmiş buraya, keşfetmişler. Lahmacunları güzelmiş. Bize dedik hani dışarıda McDonald's yemeyelim. Allah gına geldi onu yemekten, artık tiksiniyorum değil mi? McDonald's. Başka şeyler yiyelim dedik. Arya'yı da spordan çıkardım. Bakın spor kıyafeti. Yemekten çıktık şimdi. Saat 5 oldu. Derin'in futbol oynayacağı yere geldik. Salı günleri biliyorsunuz training yapılıyor ya. Ha? Antrenman. Bugün de futbol, yani başka bir mahallenin takımı şey yapmak istemiş, oynamak istemiş bugün bizim grupla. O yüzden sordular bize kabul ediyor musunuz diye velileri olarak. Biz de evet dedik, geldik buraya şimdi. Kıyafetleri burada giydirelim. Levi, üstünü değiştir. Giyinsin. Bir saatimiz var. Herkes bir yarım saat içinde gelmeye başlar. Biz yarım saatten daha, yani yarım saat daha erken geldik. Ondan sonra giydirelim. Vallahi yemekler çok güzeldi. Fiyat olarak da uygundu diyor Serhat. Ben öyle pek fiyatlardan anlamam. İyiydi yani diyor. Ondan sonra şey, yemekle lahmacun da bayağı lezzetliydi, hoşumuza gitti. Derin bunu çıkar, orada kimse yok, bakmıyor. Çıkar onu. Gel burada çıkar, kimse bakmıyor orada. Serhat da kızıyla tartışıyor. Ayağını dikti böyle şeye, arabaya, ayakkabılarını. Çocuk bana akıl öğretiyor. Doğru diyor çocuğum, bak. Annesi işte güzel eğitiyordu. Tek veli olmuyor. İki veli aynı anda güzel eğitmesi gerekiyor. Ay çocuğum, benim öğrettiğim sana öğretiyor. Dayak çocuğum demiş, bağırmana gerek yoktu baba, yani söylemen yeterliydi diye. Arabada bağırdı Serhat, niye koyuyorsun ayağını diye. Al, telefon çalıyor birinin. Benimmiş. Yavrum millet kafayı yemiş. Sonra şimpat. Ve bakalım benim cücüğüm bugün dedikol atacağım, bakalım. Ay babe, inşallah çocuğun diğer çiftini getirdin. What? There's only one pair. You're just gonna have to wear those socks. Keep them on. Bitter çikolamızı, bitter çikolatamızı aldık. Birer tane de perdiz aldık. Tabii kalacağız çocuğum. Heyecanla bekliyoruz burada yapmanı. Al. Bunları da tak. Ama o ayakkabıyı derin şimdi giyme. Why? Çünkü ayağın ağrıyor. Şimdi oynamayacaksın. Normal ayakkabını giy. Değil mi? Onları şimdi giyme, ayağın ağrır. Yemin ederim bir sen, bir göbeğin, bir de şu araba olayın olmazsa var ya. Bir de terliklerle çorabı unutmamak lazım. Hadi derin antrenman. Hadi gel. Seni futbolcu yapacağız. Benle babanın hayatı kurtulacak çocuğum. Hadi gel. Ömür boyu çalışmamıza gerek kalmayacak. Hadi. 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 Antrenman, hadi çocuğum. Sonra büyüdüğünde dersin ki annem hep beni hazırladı. Gel. Ben 10.000 adımımı yaptım ama biraz. Nice sprinting. Bir de koşuda şimdi. Okulda koşuya gidecekler. Koşu yarışmasına. Geçen sene de gittiler. İkincilikle geldiler bizim okul. Tüm belediye okulları yapıyor birbirleriyle. Bizim okul ikinci mi gelmişti? Öyle bir şeydi. Siz geçen sene did you come second in your quads? When I did it with Coach Claire for warm up, yeah, I came second. Yeah, ikinci geldi. Ha, sen kendin ikinci geldin şahsi sen. Yeah, no, yes. Ama grup olarak geçen sene? With year threes only. Geçen sene when you done the quads? Yeah. What, no, I did. What did your team bring back to school? Nothing. Silver or bronze?
the last no, the last trip. Oh no, we came second. Yeah, ikinci geldiniz. Sen şimdi grup olarak yaptığında okulda kaçıncı geldin? İkinci. Tamam, hadi koş. Ama ilk önce ne dedi coach? Jog. Evet, ilk önce böyle. Hadi, hadi çocuğum. Hayatım senin elinde. Koş. Çocuklarımızın üstüne böyle büyük sorumluluklar yüklemiyoruz arkadaşlar. Hepsi eğlence. O da orada geliyor küçük. Beni bıraktı gitti. Koş, bir dakika saat tutacağım, tamam mı? Bekle. Time. Ay yoruldum. Me. Dur bekle. Olelelelele. Bugünleri görecek miydim? Kocam sarı bezi almış eline, mavi bezi. Sarı bilerek mavi yapmış. Bilerek mavi yapmış. Olelelelelele. Bir de türkü söyle yaparken silerken. Ne yapsın? Size video yetiştiririm diye kocam etrafı topluyor. Bak. Tüm maşallah sana. Eline de güzel yakıştı. Ama suyu akıtmıyoruz bey, boş yere, dünyaya zarar. Ve buradan arkası olan pis ki dünyaya bir iyilik yapmış olur. Ha doğru, evet, kireçli ve kötü su. Neyse, telif yiyeceğim bol bol. İnşallah başka ülkelerde, yani telif yemem problem değil ama tek kötü yanı şey oluyor. Başka ülkelerde yayınlama yasağı geliyor kızlar, ama hepsi hala ay, ne yapayım? Şimdi bu videoya da telif yemeyeyim. Ama şey, hepsi halay. Şimdi kendim bir tane müzik buldum böyle. Yani parasını verip kullandığım müzikler var böyle. Ama bunda da Türkçe yazdığımda şey çıkıyor. Yani böyle halay gibi bir şey çıkmıyor yani. Size göstereyim. Böyle tek tek 1 milyon şarkı bulmam lazım. Böyle müzikler var. Bunlar da halayla gitmez ki. Aa, bu sallama gibi. Sallamaya olur bu. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. O kadar yerleri kesiyorum ki anlatamam size aklım. Hey, 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 hey. Herkese ertesi günden merhaba arkadaşlar. Perdeyi daha yeni açıyorum. Sabah işe gittiğim için ancak çocukları doyur hazırlan. Eve gel şimdi. Saat 6 oldu. Yeni eve geldik. Size bir selam vereyim dedim. Telefonum çalıyor. Ne göstereceğim şimdi size? Şöyle yapayım, böyle göstereyim. Birkaç ay önce Devran'ın okulunda, sınıfında böyle fotoğraf çekimi yaptılar. Aa, bantla yapıştı. Ve ben unutmuştum. Sonra Dona hatırlattı bana. Ben de satın aldım. Şöyle Devran'ım. Ali, sen bunları gördün mü? Bakın bir tanesi de böyle. Sen bunu gördün mü? Onu bükmeyi, onu keselim, dağıtırız. Çok tatlı değil mi? Çünkü bant yapışacağız önce. Neyse kızlar, işte ben de geldim şimdi. Mizgin az önce aradı. Az biraz sohbet ettik. Ufak bir sohbet. Hemen. Ben makineyi boşaltayım. Ufaktan biraz etrafı toplayacağım. Şöyle dedim, makinemi boşaltayım. Dün de misafirim vardı. Dün Serhat'ı burada temizlik yaparken çektim. Ondan sonra da Süleyman, Özlem, Eren Aslan geldi. Oturduk öyle. Saat 12 oldu. Ben videoyu editle şu bu diyene kadar saat akşam gece. Akşam diyorum. Gece 1.30'lara kadar uyudum. Çok geç uyudum. Sabah da kalk okula git falan derken bayağı yorucu bir gün geçirdik. Mami. Efendim aşkım. Why do you have this plate? Onu koy buraya. Ben çünkü yemek yedim okulda. Onu yıkayalım, geri götürelim. Oraya koyaştım. Evet. Makine bu dedim. İnternet kalsın mı? Öyle götürelim.
Ondan sonra da işte sabah kalktım. Git derken bayağı yorucu bir gün geçirdik. Hiç böyle evle ilgilenemedim. Sabah erken kalktım. Videoyu tekrar YouTube'a yayınla falan derken bayağı zor oldu kızlar. Yani nasıl anlatayım size. Şu benim sağ salim bir atlatsak. Koşuşturmalar bir bitse. Normal hani bir düzenimize girsek rahatlayacağız. Hani dedim ya size başka bir dükkandan da alışveriş yapmışım. Elbise alışverişi. Hala gelmedi biliyor musunuz? Neyse ki o mavi elbise var. Anneciğim ayağın ağrıyor senin zaten. Lütfen hiç bulaşma. Bunları yerleştireyim. Mutfağı toparlayayım. Birazdan görüşürüz. Aferin kızıma. Arya matematiği süper gidiyor kızlar. Şöyle göstereyim. Arya'nın matematiği. Biraz matematik çalıştır. Şimdi şöyle evde yaptırıyorum. Bu da arkadaki de yaptı. Ama sihirli kalem kullanıyor. Siz şimdi göremezsiniz. Arya ver arkadaşlara göstereyim. Bak. Böyle kalemle vurduğunda görünüyor cevaplar ama görebiliyor musunuz siz? Böyle. Ben de dedim bu kız ders mi yapıyor, yapmıyor. Meğersem sihirli kalem kullanıyormuş. Şimdi de ezberlemesi gereken kelimeleri yazıyor. Burada. Böyle. Arya annenin hayatı zaten zor bebeğim. Fazla zorlaştırma. Normal kalem kullan ki ben göreyim sonra. Ne olur? Ha? Tamam aşkım. Şu salonu da toplayayım. Ondan sonra çamaşır atacağım. Makineye çok fazla işim yok. Bunları kaldıracağım aşkım. Kalk. Kalk bebeğim. Buraya bir süpür. Sen git yukarıdan getir. Dün tertemiz banyo ettim çocuklara. Futboldan geldik ya dün. Oyunu vardı derinin. Ay Allah'ım nasıl böyle heyecanlı geçti. Sanki dersin gerçek maç izledik bu arada. Serhat ilk defa zaten derinin ilk futbol maçıydı. Turnuvaya bir kere katıldı. Bu da ilk futbol maçıydı. O kadar heyecanlı geçtik. Ben de Serhat söyleyeceğim. Hadi ama bütün aileler, bütün veliler öyle bağırdı, çağırdı. 3-1 kaybettik. Diğer karşı takım 3 kazandı. Neyse ilk 7'ye 7 takımlarıydı. O yüzden hepsi için bir ilkti ve maç sahası da bayağı büyüktü. Efendim ne oldu bebeğim? Sayın yok. Sen yatacaksın şimdi. Saat 7 oldu mu? Derin bunları kalk, indirme. Hadi kalk bebeğim şurayı da süpüreyim. Ondan sonra da dinlenebiliriz. Arkadaşlar dün biz alışveriş yaptık. Size onları göstereyim. Çünkü dün öyle ne oldu akşam bilmiyorum. Futbola gittik sonra eve geldik. Hıldır pahalıdır çocukları banyo et derken şey yapmadık. Sonra misafir geldi öyle unuttum. Şöyle kendime Converse aldım. Size de göstermişim zaten. Beyazlar bana gençliğimi hatırlatıyor. Yok aşkım kalmadı. Gençliğimi hatırlatıyor. Ne çok giyerdim Converse'leri. Vallahi yemin ederim. Tek spor ayakkabım böyle Converse ve normal terlikler. Bir de tutuklu ayakkabı çok giyerdim. Serhat'la düğün içini gördünüz zaten. Bunları göstermeyeyim. Takımını aldığını gördünüz. Ondan sonra Pull'un Bey'de çok tatlış böyle krem, toprak tonlarından kıyafetler aldık. Gömlek aldık. Serhat'ın dolabı aslında kalabalık ama işte siyah giydiği için, siyah ve pantolon giydiği için hep onlarla takılıyor. Zaten sonra da pijamasını giyiyor, şort giyiyor falan. Çok fazla göremiyorsunuz. Hep rahat kıyafetler seçtiği için çok da fazla benim gibi kıyafetine önem veren biri değil yani. Sonra yine krem renginden şöyle bir tişört. Ondan sonra combat. Şu cargo. Yeşil bir tane cargo pantolon. Yana böyle şeyle pantolonumu. Pantolonumu çekli. Ondan sonra yine aynı şekilde. Blue. Bakayım. Evet Serhat aldığı takımı giydi de bu evdeki ceket daha iyi oldu. Bu evdeki yani ceket. Mavi kravatla siyah gitmiyor. Evet tamam. Onu da verelim geri. Neyse, bir tane daha ceket almıştık. Onu geri vereceğiz. O daha büyük. Bu biraz daha slim fit. Böyle daha iyi oldu. Evet. Neyse babe sen banyo ettin mi? Hı-hı. Tamam süper. Çünkü misafirimiz geliyor. Misafir?
Fındık teyze, Çiğdem abla, Erkan, yengemin ablası var ya Fındık teyze, Almanya'dan geldi, Konstanz'dan. Onun çocukları, gelini. Çiğdem ablayı zaten birkaç video yaptılarda belki görmüşsünüzdür. Onlar geliyor, yılbaşında. Ha ha, onlar geliyor işte, dayım gel falan. Ha ha, geliyorlar. O yüzden ben hemen şu iki cücüğü yatırayım. İyi de ortalığı toparladım. Çat kapı misafir gelince. Neyse, kek mek bir şeyler yapardık, iyiydi de. Artık ne varsa o. Çocukları ben yatağa vereyim. Ha ha. O iyi oldu, tamam o. Yo yo baby, o iyi oldu. Tamam. Bir de şöyle siyahını almıştık, onu gösteriyordum. Tam şarj bitti. Şöyle bu da siyah. Böyle güzel oldu bunlar. Şöyle çayımı demleyeyim arkadaşlar. PG poşe çayı koydum içerisine. Biraz bekletiyorum. Ondan sonra zaten kettle'da kaynamış suyu koyuyorum. Biraz daha kaynadıktan sonra da demliyorum şöyle. Güzel oluyor böyle. Baranlara gitmişler. Az önce dayımı aradım, nerede kaldınız diye. Baran açtı telefonu. Dayıma söyle, telefonunu burada unuttu. Çıktılar, bir 10 dakikaya orada olurlar diye. O yüzden dedim çayı da demleyeyim. Serhat'ı da dükkana gönderdim. Süt yoktu, bir de dilim ekmek yoktu. Bu sabah da yoktu, rezil oldum. Markete gidip normal sandviç aldım beslenmesine Devran'ın. O yüzden dedim dilim ekmeği getirsin, hazır olur. Çayı koyarken şöyle çevirme huyunu bir tek ben mi yapıyorum acaba? Şöyle sabit koyamıyorum. Neyse demedim. Kocam evet. Demişken kocam da kocam geldi. Evet, bu dükkanı bizim gerçekten mahallemizin Türk dükkanını boykot edelim. Çünkü her şey ateş pahası değil mi orada? Dilim ekmek, işte krem peynir, aynen. Çocuğumun yediği şeyler yani. Bir de abur cubur yoğurt, bitti. Arkadaşlar misafirlerim geldiler, gittiler. Çok az oturdular. Ben de bir çayımı demledim şimdi. Bu videoyu burada sonlandırayım. Daha gidecek çok yerleri olduğu için fazla oturamadılar. Öyle. Etrafı bir toparlayayım. Ondan sonra videoyu editleyeyim. Artık yarın kısmet olursa görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay.